Biliyorsunuz YSK seçimleri erteledi. Biz de görüşleri alıyoruz. Sizce yerinde bir karar mıydı? Doğru bir karardı ama biz bundan çatışırız şimdi burada. Barış içinde herkes fikrini söyleyecek. Ne güzel bir şey. Demek herkes örnek olsun. Yüksek Seçim Kurulu daha iyi biliyor. Kararını vermiştir. Ona da saygı duyacağız. Memnuniyetle karşılayacağız. Teşekkür ederim. Ben katılmıyorum. Asla yanlış yani bu. Hak edilmiş hakkını aldılar İmamoğlu'nun elinden ama İmamoğlu tekrar daha yüksek oyla gelecek. Çok yüksek oyla gelecek yani. Sizce 23... Hakkını yediler, çok hakkını yediler gerçekten. Sizce 23 Haziran... Bir şey değil yani, sabredilecek bir şey değil. Evet. Sizce hak yendi? Bence yenilmedi. Hak doğrunun yardımcısıdır. 23 Haziran'da adalet yerini bulacaktır. 23 Haziran'da Binali Yıldırım'ın lehine mi olacak? Evet diyorum. Ya şimdi yeter ki güler yüzde olsun. Niye? Benim düşüncem o. Seninkine de ben saygı duyuyorum. Yıllardır aynı insanlar sandıkta görev yapıyor. 3 tane, 4 tane oyu. Biz de görev yaptık. 4 tane oyun. 300 sayı çıkıyor da bir tanesi neden şey oluyor yani? Evet, bunu hep söylüyorlar bize. Siz ne dersiniz? Ben de aradaki farkı düşünüyorum. Bu kadar aradan ya, fark yukarıda bak. 19 binden küsürlüğe aşağı inerse bu ara ne olacak? Nerede ne olacak? Sen konuşken yani Türkçe yani sen anla ya aradaki fark neyin farkı ya? Sayılımlarını çıkıyor mu sayımda işte? Ayın birinde adam o gün o gece saat 10'da 3500 oyla kazandım dedi. Onun ona ne diyorsun? Kimin hatası? Anadolu o kimin hatası? Televizyonun hatası. Nasıl televizyon? Öyle bilgi verdiler bu vaziyette. Nasıl bilgi verdiler? Aynı sen çocuk musun da bilgi verdiler git. Tabii anlat. Bilgi veriyorlar işte. Yok ya. Tabii seçim. Git Allah Allah ya. Sandıklar sayılınca nereden bilgi veriliyor? Ne? Sandıklar kim verdi bilgi? 10.30 başındakiler. Ya 10.30'da seçim bitti diye ya. CHP bu dönem CHP oyunu çaldırmadı ondan kazandı. Her dönem çaldırıyordu. Bir çaldırıyordu mu? CHP oyunu çaldırmadığından kazandı. Bu. CHP bundan sonra uyandı. Sandıklara sahip çıktığından. Ya. Peki, oy çalınma falan öyle bir şey yok. Haziran'da %55'in alınacak en az. Diyorsun. Diyorum zaten gerekçeli kararda oylar çalındı demiyor. Fakat sandık görevlileri yanlış görevlendirilmiş. Onlara ne diyeceğiz? Şeyde bu Bursa'da bir şey karar. Bursa'da mı? Nerede? Onlara bakın. Ne diyeceğiz? Orada bunlar dedi ki 2 Mart'ta dedi bu dedi şeylerde itirazlar vardı dedi. Orada itirazlar bitmiştir dedi. 2 Mart'a kadar niye itiraz etmemişlerdi şimdi gidiyorlar? Demek ki danışıklı dövüş gibi yani. Yani böyle olursa buradan kazanamazsak biz buradan bir ucu alırız. Yani YSK ile hükümet işbirliği içerisinde olabilir mi diyorsun? Demek ki diyorum yani eğer oradan kazanırsak kazanamazsak biz bunları yani evet, bu evet. Yüksek seçim sandık başındaki görevlilerin işte memur olmadığı yasasından faydalanarak biz bu iptal ettiririz. Bu İmamoğlu'nun hakkını yemektir. İmamoğlu'nun suçu ne? Benim suçum. Binali'nin suçu ne? Onun o zaman ne? Devletin suçu diyeceğim. O zaman tamam, bu değil, sandık başındaki görevli. O zaman seçmenin hiçbir suçu yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun İmamoğlu'nun hakkını çok yediler. Dehşet şekilde. Yüksek Seçim Kurulu'nun şey diyorsun suçu. Dediğinde İmamoğlu yani bunda çok yüksek oyla gelecek. Yüksek Seçim Kurulu kendi başına bir kurum. Saygı duyarız. Sen Yüksek Seçim Kurulu'nun hükümetin etkisinde diyor. Etkisinde olarak sen Yüksek Seçim Kurulu'nun başındaki insanları ne olarak yargılıyorsun? Çete olarak. Şu anda bak o verilmiş kanunu yok hükmünde sayıyorum diye adam ya. Denebilir miyiz ya? O bir hükümetin başındakiler ne diye saydı ya? Bana konuşma ya. Öyle bir kelime konuşmadı ki. Ben de yok hükmünde çete sayıyorum. Olarak saydı. Sorayım abicim. Biliyorsunuz Abdullah Öcalan birkaç gün önce avukatlarıyla görüşmesi için hakları serbest bırakıldı Abdullah Öcalan'ın. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Seçimlerle bir alakası var mıdır ya da neden şimdi? Vallahi şimdi orası yani bizi aşan bir olay yani onu bilemeyiz. Devletine Abdullah Öcalan'ın Abdullah Öcalan bir bebek katili bir insan. Bundan daha önceden mesela Devlet Bahçeli bebek katiline şey olmuş şimdi döndüler 90 derece ne siz anlaşılmadık bir şey. Anlaşılmadık bir şey yani bu. Bundan da anlamakta zorlanıyoruz yani gerçekten yani. Şimdi hükümetin küs bir insanı vatandaşı olamaz. Her kapıyı açar, her kapıya gider. Gitmek de zorundadır. Hükümetin amacı budur. Barıştırmak. Çünkü hükümet ben buna küstüm, ben buna koymam, buna yasa koydum. Öyle bir şey de olamaz. Ne yasa? Hükümetin görevi nedir? Barıştırmaktır. Öcalan'la Türkiye'yi barıştırma, öyle mi? Zaten Türkiye'nin içinde Öcalan nerede ki barıştırma? Öcalan'la şey barıştırma. İyi düne kadar CHP, İYİ Parti'ye, PKK'yla iş içe diyorsun. Siz diyordunuz bugün şimdi hükümet oy için. Oy bak şimdi bak. Düne kadar 31 Mart'a kadar CHP
çamurudu, illetidi, zilletidi, oradan da şeydi. PKK ile el ele o söylemleri mi söylüyorsun? Ama bugün döndü, 31 Mart'tan sonra 90 derece dönüş oldu. Ne anladın? Bundan ne çıkarırız siz bile? Onlar siyasetçi. Meydanda kavga ederler, içeri girerler, çay çorbalarını içerler. Bunlar siyasetçidirler. Bunu böyle yorumlayacaksın. Bizim gibi siyasetçi olursa bomboş. Türkiye mahvolur gider. Boş bir tenekesin yani. Siyaseti izlemiyorsun. Siyaseti böyle ana gözünle bakmıyorsun. Boştan bakıyorsun. Onun için damburdun, bıratıyorsun. Bu anadan doğdun, doğalı CHP'lisin sen değil mi? Genelde öyle oluyor. Olduğun yerde saymayacaksın. İleri yükseleceksin. Ufka yükseleceksin. Ufka. Ben CHP'li değilim. Zaman, ben doğru neredeyse oradayım. Biz sağ görüşlü insana da oy veririz. Sol görüşlü insana veririz. İnsan olarak. Her insanız. Bitti. Veririz biz. Biz veririz ama sen vermezsin. Bir tane büyük şehir var. Ya sen olacak. Bir ilde 1500 tane şey var. Nüfus var. O da il. Ya gelip geleceği yerde, görüp göreceği yerde burasıdır. Başka daha bir şey göremez. Bitti artık ya. Binali Yıldırım dedi ki vatandaşın yüzüne bakıp işte AKP'li olduğunu anlayınca oy pusulalarının bir kısmını vermiyorlardı gibi bir şey dedi. Şey taraması mı varmış böyle, ona ne diyorlar yani böyle, yüz taraması mı, göz taraması, yüz. Ya böyle ben sandık başında görev yapayım, ben insanların gelişini CHP'li, MHP'li, HDP'li de bilmek mümkün. Dünyada böyle bir şey bilinmez. Boş bir şey ya bu. Bunu nasıl bilebilirsin ya? Ben senin... Tecrübesine sığınıyor demek ki. Nasıl tecrübe? Bayağı deneyimi var adamın ya. Boş laf ya. Yine boş tenek. Bak, adam boş. Kaç yıldır ömrünü siyasette harcamış ya. Ondan o biri olabilir mi? Ya. Yok yani sandık başındaki görevliler sandık yüzünden tanıyor. Sandık başındaki görevliler dışarıdan atananlar, resmi olanlar, yok diyorlar. Bilmeden konuşuyorsun. Sonuç öğrenmeden ortasından giriyorsun. Kaç kişi hanımefendi yakaladılar diyor öyle? Hanımefendi diyor ki, bak şunu söyleyeyim, bak iyi anla, ondan sonra cevabı düzgün ver. Diyor ki, şimdi seçmen sandık başında görevli. Seçmen varıyorsun, sen oy kullanacaksın. Şimdi sana bakıyor yani oradaki görevliler, 7 tane görevli. MHP'lisi, CHP'lisi, HDP'li hepsi var orada, 6-7 kişi. 2 tane de başkan var. Eğer diyor sen diyor AK Partiliysen sana büyükşehirin pusulası vermemiş diyor. Bunu Binali Yıldırım söylüyor. Yüzünden anlıyor yani. Vermem, gelen kişi. Vermemiş diye bir şey yok, öyle söyledi mi ya? Öyle bir söylemem. Benim yok dünyada işte. Boş tenekesin diyorum ben sana. Sen de dolu teneke ol. Sen dolu teneke ol o zaman. İşte bak bunu ne konuşma, bu siyasete ilgili. Boştan atıyor işte. Bol keseden atıyor. Yok atıyor. Yok ağası. Ya atıyor değil. Neticeye bakacaksın. Haticeye değil. Bak neticesini 23 Temmuz'da, Haziran'da sana göstereceğim ben. Aldı 55 kusurundan almadı iddiamı hala. İzmir'i ben birine bahse girer. Ankara'yı dedim alacak CHP dedim. İstanbul'da dedim böyle dedim şey dedim. Başa baş dedim. Ya bir o alacak onu sardı ya böyle başa baş dedim. İzmir'i de. Yalan söylüyor. Öyle değilse namert. Şu anda İzmir için yalan söylüyorsun. Çok teşekkür ederim.